Ki böyle bir gıda sorunumuz bitmiş gibi, sebze meyve fiyatları normalmiş gibi böyle bir krizler geliyor. Sürekli onu konuşuyoruz, ondan sonra bitiyor. Şu anda bakıyorum anormal fiyatlar var etiketlerde ve bu yaz sonu, kışın ne olacak? Bir tehlike var ama az konuşuluyor. Bilmiyorum, siz de öyle mi tespit ediyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ancak bu tahıl koridoru ile ilgili birkaç bir şey söylememe izin Buyursunlar. verir Tabii. misiniz? Bu tahıl koridoru mevzusunu ilk defa Türkiye'de dile getiren bizdik. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ile ilgili krizde bir fırsat penceresine sahip olduğunu ve bu koridoru kullanması gerektiğini daha Mart ayının ortalarından itibaren söylemeye başladık. Ve herkes ne diyor dediler. Yani savaş taraftarlığı mı yapıyorsunuz diye. Dolayısıyla bu tahıl koridorundan Türkiye istifade etmiştir. Bir nebze de olsa eğer bunu bireysel veyahut da kişisel çıkarlara dönüştürmezsek bir nebze de olsa Türkiye bundan istifade edecektir. Ama bu konuda endişelerim var. Bu istifadeyi kim yapacak? O konunun şeffaflaştığını henüz görmüyoruz. Yani Bu konu buradan 800 bin ton civarında tahıl alındı. Koridordan yaklaşık 1 milyon 800 bin ton civarında, 1 milyon 870 bin ton civarında şu an çıkış oldu. Burada Rusya'nın Ukrayna buğdayını mı naklediyor yoksa kendi buğdayını mı naklediyor veya kendi arpasını mı naklediyor? Gene bildiğim daha önceki kanallarda söylediğim tahıl koridoru anlaşmasından önce 9 tane geminin 45 bin 40-45 bin tonajlı gemilerin İskenderun'da bir Ruslara ait bir demir çelik limanına indirildiğini biliyoruz. Umarım şöyle oluyordur. Bizim bu koridor ve fırsat penceresini açtığımız için biz Ukrayna'dan ve Ruslardan, Rusya'dan tahılı diğer ülkelerin aldığı 360-400 dolarlardan değil de ton üzerinden 260 dolarlardan 300 dolarlardan alıyoruzdur. Almıyorsak eğer bunu bu tahıl koridorunun ve fırsat penceresinin bize çalışan tarafından endişe etmeye başlarım ve endişe ederim. Peki Bu ben konuda acaba içeride de böyle. birileri kollanıyor gibi bir şey mi kastettiniz diye düşündüm bunu söylediğinizde. Ya şimdi spekülasyon yapmak istemiyorum ama ciddi endişelerim var. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi'ni uyarmıştım. Bir kere daha uyaralım. Bu tahıl koridoru üzerinden gelen ihracatın ve bunun tonajlarıyla ihracat bedellerinin berraklaşmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Ya bu spekülasyona en Berraklaşırsa azından buradan Türkiye istifade edecektir. Yoksa yıl sonuna doğru daha önce bir televizyon kanalında söylediğim gibi ekmek önce 6 lira sonra 8 lira olacaktır. eğer bu konularda bugünden önlem alınmazsa diyorsunuz. Evet. Bu büyük bir fırsattır. Tekrar ediyorum. Bunu söylediğimizde bunun tanıkları gazeteci arkadaşlarınız vardır. Onlara söyledim. Onların yayınlarında söyledim. Size nasip olmadı. Üzgünüm. Hiçbiri ikinci soru sormadılar. Yani bu ne diyor diye biraz tuhaf bir durumdu. Ama biz dünya piyasalarında görüyoruz, okuyoruz. Türkiye'yi de görüyor, okuyoruz ve buradaki fırsat penceresi hala sürüyor. Yani hala bizim Ukrayna tarımı ile Rusya tarımı arasındaki bağlantıyı bu su yolu koridoru üzerinden yürütmemiz ve bundan da Türkiye için büyük avantajlar elde etmemiz mümkün. Sonuçta uluslararası ilişkiler ahbap çavuş ilişkileri Tabii değildir. ki her ülke, her lider kendi ülkesine menfaat sağlamak için çaba sarf eder. Bundan daha doğal da yok zaten. Şimdi Evet. Sizin sorunuz. eğer benim soruma geçeceksiniz ama 6-7 lira olur dediniz. Eğer buradaki bu avantajlar doğru kullanılmazsa belki birlikte yanıtı verirsiniz. Önümüzdeki dönemde böyle bir risk var mı? İşin tahıl tarafında ama ben meyve sebze tarafında biraz durmak istiyorum tabii bugün. O meseleyi biraz konuşmak istiyorum. Biraz da çiftçilerin durumunu. Onu da baştan söylemiştim size. Fiyatlar zaten çok yüksek.
kışa böyle gidiyoruz, kışın neyle karşılaşacağız diye. Şimdi bir paradoks var, o da şu. Dün TÜİK tarım üretici fiyatlarını %142 artış olarak açıkladı. Evet. Ama tarımsal girdilerde, büyük kalem girdilerinde %300'ler düzeyinde artışlar var. Küçük kalem girdilerinde de %140'ların altında artışlar var. Yani neyi kastediyorum? Yani mazot 7 liradan 30 liraya çıkmış. Bunları kastediyorum. Gene hükümetin açıklamış olduğu ürün fiyatlarında da %100'e yakın artışlar var. Ki bunlar yeterli değil. Maliyetleri karşılamıyor. Şimdi tablo böyle olunca bir kere geçen yılki fiyatlardan TÜİK B'ye göre dahi 1,5 kat yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız. Vallahi yani Türkiye'de sivri biber 15 liranın altına düşmedi geçtiği yerde. Ne bileyim domates 10 lira 15 liranın altına düşmedi. Patates 10 lira 15 liraya satıldı, 7,5'a çıktı diye Türkiye'de neredeyse iktidar sıkı yönetim ilan edecekti. Biliyorsunuz sokaklara marketler kuruldu, depolara baskınlar yapıldı soğanlarla ilgili. Şimdi kimse konuşmuyor yani bu fiyatlar, ben inanamıyorum. Gerçekten herkes kanıksadı herhalde, bitti yani o iş. Yok, kimse kanıksamadı. Aslında herkes bir şeyi bekliyor. O da şu, demokrasinin sandığa ne zaman tecelli edeceğini bekliyor. Evet. Biz sahadayız ve toplumun içindeyiz. Bir kere buradan çiftçiler gerçekten para kazanamıyor. Bir de öyle bir durum var yani. Hem etiketler çok yüksek, hem de çiftçi çok ciddi sıkıntıda. Aynen. Bari onlar kazansa da bizde yani insanın içine siner iş olması. İşte zaten sıkıntı burada. Yani asayiş tedbirleriyle piyasaların ekonomik olarak kontrol edilmesi görülmüş bir şey değil. Ayrıca tarım ürünleri piyasası Türkiye'de yani sadece çiftçinin eline geçen gelirleri açısından 2021 değerlerinde 700 milyara yakın. Bunun ikinci eli 1,5 trilyon, üçüncü eli 3 trilyon lira. Yani tarım ürünleri piyasası çok büyük bir piyasadır ve bu piyasada devletin eğer hakem rolü yoksa, devlet araya girip piyasayı düzenlemiyorsa, ekonomik olarak kontrol etmiyorsa, asayiş olarak demiyorum, o zaman şöyle bir şey oluyor. Şu anda yaşadığımızda bu. Çiftçi ürettiği ürünü satmak zorundadır Yavuz Bey. Çiftçinin ürünü bir haftalık veya 15 günlüktür. Bekletecek yeri yoktur. Yani çiftçi 10 dönüm yerden 60 ton patatesi veya 40 ton patatesi alıp nereye koyacak? Nerede saklayacak? Dolayısıyla çiftçinin en büyük sorunu ürünü hemen elinden çıkarmak zorunda olmasıdır. Eğer siz piyasayı 5-6 kişiye ve 36 bin 37 bin zincir marketin tüccarlarına, yani perakende yasasındaki tüccarlara devretmişseniz, o zaman siz fiyatı belirleyemezsiniz. Çiftçi de fiyatı belirleyemez. Arzı da siz kontrol edemezsiniz. Şu an yaşadığımız tablo bu. Arz var. Arzı devlet hiçbir şekilde arzı kontrol etmekte yok. Dolayısıyla fiyatlar birkaç tane insanın, birkaç tane zincirin elinde gidip geliyor. Yani üretici bundan, şimdi görüyorum orada mesela, üretici bundan %20 mi para kazanıyor? Hayır, üretici bundan para kazanmıyor. Onların borçlulukları üzerine de sizin bir çalışmanız var. O bir kriz anı oluyor, hükümet peş peşe açıklamalar yapıyor, sonra duruyor, kendi haline bırakılıyor. Tekrar bir gündem olduğunda yeniden işte polisiye, zabıta önlemleriyle bir şeyler çözülmeye çalışılıyor. Ergin Bey, ne yapılması lazım? Bir de hiçbir şey yapılmazsa biz kışın nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Evet, ne yapılması lazım? Çok güzel bir soru. Bir kere devlet olarak sizin önemli stratejik ürünlerinizi korumanız lazım. Onu koruyabilmek için de önce çiftçiyi ve üretimi korumanız lazım. Çiftçiyi ve üretimi koruyabilmeniz için bir politikanızın olması lazım. Yok mu? Yok.
Yok. Var bir politika akışına, ama akışına bıraktığımız bir alan yani. Politikasızlık üzerine bir politika var. Yani kaosu yönetme üzerine bir politika var. Güzel, sizin aynen söylediğiniz gibi bir algı yapılıyor, üstüne bir propaganda yapılıyor ve üstüne de ikna sistemi kuruluyor. Yani siz dediniz ya, insanlar bunu alıştı mı, bunu kabullendiler mi diye. Evet. Yani kendi kanallarında ve kendi iletişim hatlarında, ağlarında, ki bu iletişim hatları ta Mezra'ya kadar gidiyor. Çok güzel bir iletişim hattı kurmuş durumdalar. Bu algıyı yaratıyorlar. Efendim işte ayçiçeği sorumludur. Zincir marketler sorumludur. Tarım Avrupa daha bin, zor durumda. Bin tane daha bakkal dükkanı açalım tarım krediye. Efendim işte sorumlu olan Rusya-Ukrayna savaşıdır. Sorumlu olan hiçbir zaman biz değiliz. Evet. Ama mesela bulduğunuza da şükredin ifadeleri doluyor yani. Evet, onu da sizden almış olayım. Bulduğunuza şükredin diyorlar. Şimdi ama mesela fındıkta fiyat açıkladılar. Şu an fiyat kaçtı. Fındıkta 52 lira açıklayacaklardı plaka olarak. Biz 74 lira diye hesapladık. 54 lira diye açıklama yaptılar. Neden 54 lira diye hiç düşündük mü? O 4 lira, yani o 4 rakamı çiftçi üzerindeki yaratılan algının bilinçli, psikolojik bir yönetiminden ibaret. Geliyormuş gibi algılasın diye mi? Mış gibi yapılıyor peki zaten. Peki almıyor mış. Ama onun nasıl her algı nasıl olacak? Almıyor ki adam. İşte almadığı için mış gibi yapılıyor. Mesela kuru üzüm fiyatı açıkladı. Biz 35 lira 60 kuruş hesapladık. Arkadaşlar 27 lira açıkladı. Şu an kuru üzümü hem numara olarak alt numaralardan tasnif ediyorlar, hem de kuru üzümü şu anda 17 lira 18 lira civarında satın alıyorlar. En iyi aldıkları fiyat 22 lira 23 lira. Ya çeltiği açıkladılar. Acayip bir Ali Cengiz var mesela çeltikte. Biz çeltikte uzun daneliler için 14 lira 3 kuruş hesaplamıştık. Ama uzun danelilere 15 lira gibi baldoda az üretilen, yani toplam üretim içerisinde az yer alan bir çeşitte 15 lira açıklayıp algıyı kurdular. Ama Luna çeşidi, daha çok üretilen Luna çeşidini 11 liraya çekti. Yani toplamda orta danelilere ne yapmış kısa oluyorsunuz ki ama bu çok acayip bir şey değil mi? Ne yapmış oluyorsunuz? Yani üreten adama bunu yaptığınız zaman işte son şeye baktığınızda rakamlara çiftçi sayısı azalıyor. Adam da yeter be kardeşim diyor. Yeter be kardeşim diyen insanların sayısı artıyor. Ekmiyor, biçmiyor. Yani ne yapmış? Şimdi kendi çiftçiyi ayağınıza sıkıyorsunuz yani. Bakın, bakın çiftçiyi satmak zorunda olduğu için tüccarla sanayiciye ve yapabilirse, randevu alabilirse devletin kurumu olan toprak mahsullerine mecbur bırakıp çiftçiyi bir kere orada susturuyorlar. Çiftçi önce başının çaresine bakabilmek için yırtınıyor. İki, sizle ben bunu fark etmiyoruz. Yani medya veya biz veya bilen insanlar bunu fark etmiyoruz. Üç, fark etmediğimiz için arkadaşlar kendi iletişim ağları üzerinden kardeşim daha ne olacak 15 lira daha ne versin ki yani evet. 15 lira çelteye para verdik diyor. Biz bu işin bilen insanları olarak toplumu bu psikolojik baskıdan kurtarmamız gerekiyor ve onlara gerçekleri söylememiz gerekiyor. Bakın 2012'de çıkarılan hal yasasında sadece bir kelime söyleyeceğim size: tüccar. Tüccarları sistemin içerisine halden çıkarıp serbest piyasanın içerisine koydular ve serbest piyasada tüccar hal dışında her şeyi yapabilir. İster pazarda satar, ister pazarcıya satar, ister manava satar, ister zincir markete satar, ister gider çiftçiden satın alır. Dolayısıyla bu yumak zincir marketlerin tedarikçileriyle birleştiği zaman çiftçinin karşısında şu anda bir duvar gibi duruyor. Tekrar ediyorum. Bu yumak, bu zincir çiftçiden almış olduğu fiyatları uzatan,
kısaltan, büyüten, küçülten en önemli zincir budur. Devlet bunun arasına girip çiftçinin ürününü doğrudan tüketiciye veya alıcıya veya perakendeciye ulaştırmak için mutlaka bir hakem rolünde olmalıdır. Ama, biz bunu yapacağız. Ama bununla ilgili anladım. Bununla ilgili bir girişim yok. Ben yine kışı soracağım size. Ekmek için eğer doğru yönetilmezse 6 lira 8 lira dediniz. Sebze meyve için ne diyorsunuz? Sebze meyve için artan sera artık sebzeler tarladan çıkmayacak. Tarla ve sera arasındaki fiyat farklarındaki ısıtma farkı, enerji farkı, işleme farkı bunlar devreye girecek. Sadece sebze meyvede değil, yumurtada ve özellikle piliç etinde de benzer durumları yaşayacağız. Çünkü oradaki yakıt giderleri, enerji giderleri, maliyetler çok daha artacak. Ben hani şöyle olur, böyle olur diye insanların canını sıkmak istemiyorum. Ama bugünkü fiyatlarla 1,5'la çatmaları gerekecek rakamlar çıkacak karşılarına. En azından öyle rakamlar çıkacak. Hazırlıklı olmalarını şimdiden yapabiliyorlarsa kışlıklarını yapmalarını istiyorum. Kışlıklarını hazırlamalarını, kurutmalarını, salçalarını, turşularını kurmalarını söyleyebilirim. Ama bu sürdürülebilir. Erişim zor olacak yani. Değil mi? Erişim zor olacak. Ulaşmak zor olacak. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Şimdi bakın. Hem çiftçi çöküyor, hem tüketici çöküyor. Evet. Yani hem çiftçinin alım gücü düşüyor, üretim gücü, alım gücü, üretim gücü demektir çiftçide. Hem de tüketicinin alım gücü düşüyor. Borçlanıyorlar peki, değil mi? Ergin Bey, siz hesap etmişsiniz. Ciddi borçları var. 150 bin lira yanılmıyorsam ortalama borcu çiftçinin. Evet, 156 bin lira kayıtlı çiftçinin borcu var. 156 bin lira. Adam para kazansa niye bu kadar borcu olsun? Şöyle yapalım. Yani bu 156 bin lira 2022 yılı Ağustos ayı rakamı olduğu için benim size vereceğim tarımsal brüt hasıla 2021 rakam olacağı için belki doğru bir analiz olmayabilir. Ben bu konuda bilginin ahlaklılığı üzerinden söyleyeyim ama o çiftçinin borcu olan yaklaşık 340 milyar lirayı 2021'deki 670 milyar liralık gelirine de bölmeniz gerekiyor. Yani çiftçi neredeyse bütün Türkiye toplamında kazandığı değil de eline geçen para. Yani brüt gelirin yarısı kadar borç yapmış. Bunun sürdürülebilirliği yok. Bu sürdürülemez bir şeydir. Buradan çiftçiyi çıkarmak zorundayız. Kur korumalıya 76 milyar lira para veriyoruz. 76 milyar lira ile hani çiftçinin kısa vadeli 80 milyar liralık borcunu silme şansımız var. Ve işte 27 doğru milyar... Doğru mu yanlış mı ayrı bir şey. Ama yönetme şansımız var. Orada tercih kullanıyorsunuz. Yani o parayı buraya mı kullanacaksınız, oraya tabii mı? Ki. Yani bu ki. Tercih parası olanın... Yani %56'lık yıllık borç artışı olabilir mi Yavuz Bey? Yani sizinle benim borcum %56 artsa gelecek sene biz bu üretimi yapabilir miyiz? Fakat iyi bir şey söyleyeyim. Bizim çiftçilerimiz Avrupa çiftçisi gibi değildir. Bizim çiftçilerimiz geleneksel olarak toprağa bağlıdır. Toprağını sever, sabırlıdır, kanaatkardır. Hala sabrediyorlar ve hala kanaat ediyorlar. Yani o çiftçi sayısındaki azalma Bağkur çiftçisiyle ilgilidir, sigortalı çiftçiyle ilgilidir. Gerçek kayıtlı çiftçi sayısında henüz İsrar var yani orada hala. Henüz sıkıntı, büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Ben onlara minnettarım. Onlara teşekkür ediyorum. Vaktim olursa belki bir gün anlatırım. Ama inanın 2 sene sonra onları ayağa kaldırmış olacağız. Pekala. Onlar bu ülkenin gerçek aktörleri ve gerçek girişimcileri olacak. Çünkü biz sadece fikir yürütmüyoruz burada. Ben ömrüm boyunca buna kafa yordum. 17 senedir de buna çalışıyorum. Pekala. Çok teşekkür ederim. İYİ Parti'nin Tarım ve Kırsal Kalkınma Başkanlığı'nda 130 kişi çalışıyor. 130 gönüllü var. Dekanlarından, profesörlerinden, uzmanlarından. Dolayısıyla biz bir ordu olarak yeri ve zamanı geldiğinde genel başkanımız 30 günde ne yapacağımızı, 100 günde ne yapacağımızı onlara söyleyeceğiz. Ve biz bir ordu olarak
özgüvenimizden hiçbir sıkıntımız yok. Peki. En kritik bu girdaptan ve bu paradokstan çiftçilerimizi çıkaracağız. En kritik başlıklardan birisi, biz de merakla bekliyor olacağız. Sağ olun, eksik olmayın Ergin Bey. Ergin Kahveci'yi de görüştük efendim. Ben teşekkür ederim. Bu tarım politikalarında. Siz dediniz ya mış gibi yapıyorlar diye. Ben yine bir mış gibi örneğini aktaracağım şimdi bizi dinleyenlere. O da hem de Merkez Bankası tarafından yapılan. Çok sağ olun, eksik olmayın katıldığınız için. Sağ olun, iyi günler diliyorum.